Arkadaşlar selamünaleyküm. Savunma sanayimizde en hızlı ilerlediğimiz alan insansız hava araçlarımız. Çünkü bu sistemler sahada kendilerini kanıtladılar. Bugüne kadar Suriye, Kuzey Irak, Libya ve Karabağ'da destan yazdılar. Bu destanın başlıca kahramanları Ankase ve Bayraktar TB2 idi. Birisi TUSAŞ'ın, birisi Baykar'ın efsanesi. Ama yakın zamanda her ikisinin de abileri sahaya inecek. Akıncı ve Aksungur bu iki SİHA envantere girdiğinde bugüne kadar SİHA namına bildiğimiz her şeyi unutturacaklar bize. Bunları daha önce kanalda konuştuk. Ama ikisi de çok önemli eşikleri açtılar yakın zamanda. Çok önemli atış testleri yapıldı. Bugün bu testleri konuşalım. Akıncı mantı atışı yaptı. Aksungur'da 340 kiloluk KGK SİHA 82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu. Peki bu testler ne anlama geliyor? Neden önemliler? Bu soruların cevaplarını detaylı şekilde konuşalım bugün. Başlamadan kısa bir hatırlatma. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün konuşacağımız iki önemli gelişme var. Biri Akıncı, biri Aksungur'la ilgili karışmaması için sırayla gidelim ve Akıncı ile başlayalım. Biliyorsunuz Akıncı Baykar üretimi dev bir siha. Aslında TİHA. taarruzi insansız hava aracı. Yani daha büyük platform, daha üst düzey teknoloji, daha büyük vuruş gücü. Akıncı envantere henüz girmedi. Şu an testleri yapılıyor. İlk atış testini de MAMTE ile yaptı. Aslında burada pek konuşulmayan çok ince bir detay gizli. Akıncı ilk atış testini yaptı. Yani bu konuda kendisini ilk göstereceği an buydu. Aynı şekilde MAMTE de ilk defa atıldı daha önce denenmedi. Bu ne demektir? Bu aslında bir meydan okuma, bir özgüven gösterisidir. Mühendislerimiz kendilerine ne kadar güveniyorlar ki daha önce hiç atılmamış mühimmatlarını, daha önce hiç mühimmat atmamış insansız hava aracından atıyorlar. Bu inceliği gören için bu noktada çok ciddi bir gösteri vardı aslında. Biliyorsunuz mini akıllı mühimmat yani MAM ailesi sihalarımızın olmazsa olmazları. Bugüne kadar zırhlı araçların imha edildiği çok görüntü izledik. Onlar genellikle MAMLE'nin eseriydi. Yani Bayraktar MAMLE ile bu coğrafyada çok şey değiştirdi. Tabi Bayraktar'ın abisi gelince Roketsan da durmadı. Onlar da MAMLE'nin abisi. Yani manteyi ürettiler. Mantay hem sabit hem de hareketli hedeflere karşı etkili olacak şekilde geliştirildi. Yara aktif lazer başlığı var. Menzil açısından çok büyük avantaj sağladı. İhalarda 30 hafif taarruz uçaklarında 60 ve savaş uçaklarında 80 kilometreden uzun menzillerde etkili vuruşlar yapabiliyor. Mamle ve Mamce'de menzil 8 kilometre. Düşünün ki Mamte ile neler olacak? 8 kilometre menzille Rus hava savunamama sistemi Pantsir'e neler yaptığımızı hatırlarsınız. Aynı hedefe 30 kilometre mesafeden atış yapmak Pantsir için baş edilmesi imkansız bir saldırı olacak. 30 kilometre demek çok kısa ve kısa menzilli hava savunma sistemlerinin tamamını orta menzilli sistemlerinde büyük bir kısmını hiç görüntü vermeden imha etmek demek. Ayrıca MAMTE, mini akıllı mühimmat ailesinin diğer fertlerine göre çok büyük olduğu için imha yeteneği de çok daha büyük. Mam C sadece 6,5 kilo. Mamle 22. Mante ise 94 kilo. Yani diğerlerine göre ciddi oranda büyük. Bir de diğerlerine göre bir avantajı da savaş uçaklarımızdan da atılabilecek olması. F-16'larımız için düşük maliyetli bir mühimmat seçeneği oluşturması güzel. Mante 2021 yılının ikinci yarısında tam kapasiteyle seri üretime geçecek. Daha fazla uzatmadan Aksungur'un testine geçelim. O da çok önemli bir mesele. Anka S'yi biliyorsunuz. TUSAŞ geliştirdi. Bayraktar gibi Suriye, Kuzey Irak, Libya ve Karabağ'da çok aktif şekilde kullanıldı. Hala da kullanılıyor. Hatta bir özelliğiyle ön plana da çıkıyordu. İlk uydu kontrolü SİHA'mız Ankase'ydi. O yüzden harekat alanı çok genişti. Ama TUSAŞ daha etkili, daha güçlüsünü geliştirmeye başladı. Ve ortaya Aksungur çıktı. Aksungur daha önce birçok testte göz doldurdu. Mesela 12 mamle ile 28 saat havada kaldı. 12 mamle ile aynı anda havalanması zaten başlı başına bir güç gösterisi. Düşünün ki önceki SİHA'larımızla sahada zırhlı araçları filan keklik gibi avladığımızda siyalarımız iki mamle taşıyordu. Bir kalkışta iki zırhlı vurabiliyorlardı. Aksungur bir kalkışta hem 12 zırhlıyı imha edebilecek hem de 28 saat boyunca belli bir bölgeyi izleyebilecek. Düşman için tepesinde 12 mamle taşıyan bir sistemin 28 saat boyunca uçması bir kabustur. Ki 28 saat de doluyken mühimmatlarını kullandıkça bu süre uzuyor. Çünkü mühimmatsız uçtuğunda 49 saat havada kalmıştı. Gözetleme için kullanıldığında oyunun kurallarını ciddi oranda değiştirecek bir süre. Süre bu Yani 12 mamle ile bu kadar havada kalarak zaten sahaya damgasını vuracak Aksungur. Ama en son yapılan atış testi çok daha güçlü bir bomba ile yapıldı. KGK SİHA 82 ile 30 kilometreden hedefi başarıyla vurdu. Bahsettiğimiz mühimmat mini akıllı mühimmat ailesi gibi değil çok ciddi şekilde büyük. 340 kilogram ağırlığa sahip test geçen hafta Sinop'ta yapıldı. Bu kanatlı güdüm kitini TÜBİTAK SAGE geliştirdi ve Kale grubu üretiyor. İHA'lara entegrasyonuna Mayıs 2020'de başlanmıştı. Bu kanatlı güdüm kitleri MK82 ve MK83 genel maksat bombalarını havadan karaya uzun menzilli akıllı mühimmatlara çeviriyor. Bu kit sayesinde bombalar hangi hava koşulunda atılırsa atılsın başarılı şekilde hedefini buluyor. Düşünün ki 100 kilometrenin üzerinde bir mesafeden bile atılsa sapma miktarı 10 metreyi geçmiyor. Menzili de bırakıldığı yırtık irtifaya göre belirleniyor. Düşük irtifadan bırakılırsa 37 kilometre, yüksek irtifadan bırakılırsa 111 kilometreye kadar menzile bomba taşıyabiliyor. Yani Aksungur'un KGK SİHA 82'yi kullanması vuruş gücü açısından çok önemli. Bayraktar ve Anka ile vurabileceğimizden çok daha büyük bir güçle hedefi imha edebiliriz. Her iki platformun testleri de çok önemli kilometre taşlarıydı. Çünkü ordumuza çok şey katacaklar. Mantenin sahada kullanılmaya başlanması düşman zırhlılarında çok daha büyük hasar bırakmamızı sağlayacak. Özellikle araçlarda en üst basamakta yer alan ana muharebe tankları kabusu yaşayacak. Biliyorsunuz bayraklar ve anka zaten tankların kabusuydu. Sadece Karabağ harekatında Azerbaycan ordusu 287 Ermeni tankını imha etti. Bunun büyük çoğunluğu bizim sihalarla vuruldu. İşte o tanklar Mamta ile çok daha büyük bir güçle Kurtulamayacakları şekilde imha edilecekler. Bu da sadece bizim farkında olduğumuz bir durum değil. Bu yılın Ocak ayında The National Interest dergisinde bir makale yayınlandı. Makalenin konusu Yunanistan'la Türkiye'nin askeri dengesiydi. Makalede sihalarımızın sahada zırhlara yaptıklarından örnekler verildi. Ardından da Atina'nın 1300 adetlik tank envanterinin Türk sihaları karşısında şansının olmadığı anlatıldı. Yani herkes her şeyin farkında. Bunun dışında çok önemli olan bir etken de ekonomi. Atış testi yapılan mühimmatlarla çok önemli bir yetenek kazanıyoruz. Savaş uçakları ile yaptığımız operasyonların bir kısmını sihalarla yapabilme yeteneği. Bu önemli çünkü savaş uçaklarının sadece uçup dönmesi bile büyük bir maliyet. Mesela programından çıkarıldığımız F-35'lerin 1 saatlik uçuş maliyeti 40 bin dolar civarı. Bizdeki F-16'larda bu rakam biraz daha düşük olsa da yine az değil. 20 bin dolar civarı. Bir ara hatırlarsınız Adalar Denizi'nde Yunanistan bizimle ittifakı yapamıyordu. Çünkü savaş uçaklarının maliyetlerini karşılayamıyorlardı. Boşuna değildi yani. SİHA'larda bu uçuş maliyetleri savaş uçaklarına göre komik denebilecek düzeyde. Haliyle F-16'larımızın ne kadar operasyon görevi SİHA'lar tarafından halledilirse ekonominin üzerinden o kadar yük kalkmış olur. Ayrıca bu iki dev ve yeni mühimmatları sayesinde önemli operasyonları pilot riski atmadan yapma imkanı yakalıyoruz. Tehlikeli denebilecek bir bölgede kritik bir operasyonu SİHA riski atarak yapmak çok büyük bir kolaylık ve çok daha rahat bir hareket alanı sağlıyor. Özetle yeni dev İHA'larımız Akıncı ve Aksungur'un bu testleri yeni bir çeşitli ilk ayak sesleriydi. Buna yeni bir çeşitlilik dedim. Çünkü mühimmat seçenekleri bunlarla sınırlı değil. Havadan havaya füzeden tutun da seyir füzesine kadar çok çeşitli mühimmatları insansız platformlarda kullanma şansı yakalayacağız inşallah. İki yeni insansız hava aracımızın da envantere girişini sabırsızlıkla bekliyorum. Küçük kardeşleri bölgemizdeki bütün dengeleri alt üst etti. İnşallah abileriyle çok daha hayırlı şeyler olacak. Bugün tahmin edebileceğinizden çok daha büyük ve önemli gelişmeler bekliyor bizi. Bekleyelim ve görelim. Allah'a emanet emanet